Kazanın bakalım şimdi de. Kazansanıza yensenize United'ı oğlum. Oğlum yensenize. Yendiler. United'ı yendiler bu şekilde. Manchester City oyunun en bug'lı takımı. Rezalet yani, hani Premier Lig'de bir kariyer modu açıyorsanız bu Manchester City hep en büyük rakibiniz oluyor her zaman. Üçlü rebitleri izliyorsanız görüyorsunuzdur. Adamlardan Haaland'ı alıyorum yine de etki etmiyor. Kalecisini alıyorum yine de etki etmiyor. Çok ilginç bunlar ya. İşte dostlar, tam da bu yüzden bugün Manchester City'ye tersine rebuild yapacağız. Bunları 4. lige kadar düşüreceğiz. En düşük lige gideceksiniz kardeşim. Sinirlendiriyorlar beni ya. Ya şimdi bu arada tabii ki tersine rebuild ne diyecek olabilirsiniz. Nasıl yapacaksın, ne yapacaksın diye soruyor olabilirsiniz şu anda. Geçen yıl aslında kanalımda aynı Manchester City'ye bir tersine rebuild yapmıştım. Ama bu sene de yapmak istiyorum çünkü tatmin olmadım arkadaşlar. Bu sene daha güzelini yapacağız, daha da batıracağız bunları. Tabii ki kurallarımız var. Mesela ilk kuralımız, herhangi bir oyuncuyu vermiyoruz, satmıyoruz ya da serbest bırakmıyoruz dostlar. Ya gidip de Ederson'u 10 oyuncusunu takımın serbest bırakıp düşmek çok kolay olurdu. Kadroyu bozmadan 4. lige düşeceğiz yani. Buradaki bütün oyuncular kadroda kalacak. Hatta bak, ekstrasını da yapayım mı size? Ekstrası geliyor. Cancelo, sen de geri geleceksin kardeşim takıma. Yüksek reytingli bir oyuncuyu da geri getirdik. Benim ilk yapacağım hamle çok basit aslında. Formasyonu bir bozalım, tamam mı? Değişik bir formasyon yapalım. Kenarlarda doluşsun millet. Evet, şöyle kenara aldım. Laporte, sen şöyle gel. Mesela sol bek olsun. İki tane sol kanat. Bak, bir tanesi sol kanat bek, bir tanesi sol bek oldu mesela orada. Hah. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Santrafor da olmasın abi. Santrafor, gerçi santraforsuz olmuyor. Tamam, SLS. Bu formasyonu yaptık ve şimdi buraya en kötü reytingli oyuncuları yerleştireceğim. Ve hepsini kendi mevkisinin dışında oynatacağım tabii ki. Kalede Robertson oynar abi. Kalede Robertson. İki tane kalecimiz var. Bunları santrafor yapacağız. Abi, Gomez'i burada koyunca oynuyor. Gomez'i santrafor yapalım. Ulan orada bile herif 70'lik oynuyor ya. Zor bir challenge'a giriştik. Heh, böyle oldu, güzel. Ederson kardeş, sen de oynayacaksın tabii ki. Ah, bir tek Walker'la Ake'yi unuttuk landır, onları da değiştirelim. Onların yerine de bir tanesine Haaland koyayım. Öbürüne de Bernardo Silva. -11, yine de iyi oynuyor Bernardo Silva. Yapacak bir şey yok. Kadroyu bu şekilde dizdik. İlk yapacağım şey buydu. İkinci hareketime geçiyorum. İkinci icraatım. Antrenman şeylerini değiştirmem lazım, bekle. Bu takımı yoracağız. Evet, şuradan antrenman günleri. Bak, kameramı kapatıyorum. Kardeşim, toparlanma günü olmayacak. Maçtan önce antrenman günü. Maçtan sonra antrenman günü. Haftalık plan yalnızca antrenman. Stili oyuncular, akıllı olun. Çok güzel. Herkes akıllı olacak ha, öyle her üçlü rebitle gelin beni yenin ha, var mı öyle dünya? Şimdi göreceğiz bakalım ne yaptığınızı. Çok merak ediyorum sonuçlarını. Geçen sene mesela böyle yaptığımızda takım yine bir şeyler kazanmıştı. Manchester United'ı falan yenmiştik geçen yılki videoda. Bu yıl acaba ne olacak? İlk maçımıza doğru simüle ediyoruz. Simülasyon esnasında daha fazla bu tarz FIFA kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni desteklemek için de, önce saçımı düzelteyim ya. Beni desteklemek için de like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Atacağınız her beğeni, her yorum benim için çok önemli. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Evet, Liverpool maçı. Oranın işte şeyi, Süper Kupası. FA bilmem ne bilmem ne bilmem nesi. Yenilelim ya, ama şöyle 1-0 falan da değil. Bir dörtlük beşlik yapsınlar bizi. Hızlı simüle ettik. Yes, 2-1. Yine iyi dayanmışız abi. Nasıl böyle oldu? Tabii şimdi asistan menajerimiz maç içinde değişiklik yapıyor. 46'dan sonra Akanji girmiş. Ama ne kadar ilginçtir ki Akanji girdikten sonra da biz gol yemişiz. Ben anlamadım abi. Liverpool 46'ya kadar üçlük yapmalıydı. Kafanız mı güzel kardeşim? Liverpool'a 2-1 yenildiysek Southampton'ı yeneriz ya. Böyle olmaması lazım abi. Sinirden şu anda ayaklarımı sallamaya başladım. Evet, hızlı simüle ettik. 4-1 yenildik. City City Manchester City. Hadi bakayım. Çok iyi. Harikayız şu anda. Bence Premier Lig'den direkt ilk sezon sonu düşeriz. Öbür liglere düşmek zor olacak. İngiltere 4. ligine düşmek çok zor olur bence. Liverpool'la bir maçımız daha var. Hayırlısı ya. Peki galibiyet almadan sezonu bitirme ihtimalimiz var mı acaba? Bunu merak ediyorum. Hiç galibiyet almayalım. Ulan berabere kaldık ya. Liverpool'da Royce'u almış. Royce 2 tane atmış. Baba ne alaka Royce? Başka takımda inanılmaz bir şey ya. Allah Allah. Bu arada takım yorgunluktan bitti artık. Yani bittiler. Şu şeylere bakın. Knight'a bak, Knight. Dark Knight, Batman. Ne kadar komik ya. Az önce dünyanın en kötü esprisini yaptım. Gerçekten utanıyorum. Ama şimdi Chelsea maçına geçiyoruz. City beni daha da utandır. Haydi çocuklar, utandırın beni. Chelsea, koyun bize Chelsea.
Haydi oğlum. Abi yenilmiyoruz. İki maçtır yenilmiyoruz, olaya bak. Neyse, Knight golü atmış. Bak Batman dedik, adam gol attı. Sinirlendi bize. Arkadaşlar, an itibariyle Eylül ayına gelmiş bulunmaktayız. Şu anda videomuz devam ediyor. Yani beraberlikler kötü oldu. Bir de iyi takımlarla berabere kaldık. Simülasyon da her zaman tehlikelidir. Haydi West Ham be. Yenin bizi be. 2-0 net bir galibiyet. İşte bu. Ya Şampiyonlar Ligi bizim için önemli değil. Ama yine de bunu da bir simüle edelim ilk maçı. Görelim hani Avrupa'da ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Nasıl yeniyorlar bizi mesela. Yenemiyorlar. Bir de karşı takım çok şanssız ya. 6 kere gelmişler, atamamışlar. Abi 3'lü revit'te olsak City değil başka bir takımı yöneteyim. Sevilla aynı fırsatları bulsun. 6 fırsattan 5'ini gol atar abi. 5-2 yenilirim. Ya bir de her şeyi geçtim. Bu takımı şey yaptık ya. Rezalet oynatıyoruz şu an, ona rağmen yenilmedi. Rezalet ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir takım böyle sahaya çıkabilir mi yani? Sinirim bozuldu, ben biraz simüle edeceğim. Bakalım şu maçları simüle edince ne oluyor takvim üzerinden. Yenildik. Güzel. Kupayı al. Bu maçını yendik. Nottingham Forest. Kalende Navas var. Bak. Oğlum galibiyetler geldi. Yardımcı teknik direktör arkamdan iş çevirdi kesin. İyi oyuncuları oynattı mevkilerde. Olmaz abi, olmaz. İlla kendimiz simüle edeceğiz ha. Benim tahminim şu. Oyun simülasyona başladığında ilk birkaç gün senin son oynattığın kadroyu oynatıyor. Ama işte o ilk birkaç gün geçtikten sonra kendi kafasına göre en iyi oyuncuları dizmeye çalışıyor. Bu yüzden mesela birkaç galibiyet aldık. Kötü oldu tabii ki ama şimdi Leeds United. İşte bu. 10 şut 7 fırsat, çok iyi. Çok iyi abi. Peki ligde durumumuz ne şu an? Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinciyiz. Burada gruptan çıkacağız herhalde. İnanılmaz. 15.yiz. Yetmez bu. O bir galibiyet çok kötü oldu bize. Kazanmasaydık o maçı şu anda 19. 20. falandık. Yapma ya. Averajımız -5. Daha da kötü olması lazım. Çok gol atıyoruz abi. 12 gol atmışız. İyi, yenildik, güzel. Leicester City maçı. İşte şimdi geliyoruz. Şimdi Leicester bize öyle bir şeyler yapacak ki. Vardy baba oynuyor mu? Jamie Vardy. Haydi Vardy. Bize Vardy. Ulan yapma ya. Daka'da penaltı kaçırmış, görüyor musun? 2-2 kaldık. Manchester United'a karşı bir kupa maçı. Geçen yıl United'ı yenmiştik, biliyor musun? Öyle ilginç bir olay yaşanmıştı. Bu yıl bakalım ne olacak. Ben Yedder'i almışlar. Ve 1-1 penaltılarla. Oha. United'ı nasıl yeneriz abi? Dalga mı geçiyorsunuz ya? EA Sports. Bak Fulham bizim düşme şeyindeki rakibimiz sayılır. Şu maçı simüle edeceğim. Haydi Fulham. Haydi oğlum. Yine berabere. Puan alıyoruz ya. Dostlar hakikaten yani bu Manchester City'nin oyundaki olayı nedir bilmiyorum. En sonunda oyunun kodlarına inip bu takımın mevzusunu çözeceğim. Nasıl yapacağız abla onu be? Ya bu takım öyle bir şey ki şu oyuncularla bile bazı takımları yenip bazı takımlarla puan alabiliyor. Ya ulan baktığın zaman teker teker bakalım. Kalecisi 10 küsürlük bir kaleci. 59-45. Sağ bekiyle sol beki 80 falan işte. 80'den düşük, 75-80. Stoperi 50'lik bilmem ne ya. Bu ne abi? Dalga mı geçiyorsun oyun? Ya bunun maç kazanamaması lazım. Her maç 10'luk olması lazım. Kalede 11'lik falan bir kaleci var abi. Neyse ki yeniliyoruz yine, tamam. Ama o aradaki 1 puanlara anlam veremiyorum. Anlam verebilen varsa yazsın. EA Sports, size sesleniyorum. Kariyer modunu yapanlar. Gelin bu videoya yorum yazın. İngilizce mi yazarsınız artık? Ne yaparsınız bilmiyorum ama EA Sports bunu bize bir açıklasın. Bu takım, bu 11 oyuncu maça çıktığında nasıl berabere kalıyor? Nasıl 10 gol yemiyor abi? Ya bunun herhangi bir savunulabilir tarafı yok çünkü. Bu oyunda Manchester City'ye karşı bir şey var. Ben bunun kodlarını araştırıp bunu bulacağım. Bak 2-1 yeniliyor mesela. 11 yerin 10'a 1 yenilmesi lazım ya. İstediğim tatmini alamıyorum şu anda. Daha çok tatmin olmam lazımdı. Evet, Newcastle United maçı. Ligde durumumuz nasıl? Hoca güzel. Az kaldı düşme hattına gireceğiz. Bayağı bir az kaldı ve 4-2. Bernardo sakat oğlum, yapma bak. Bernardo sakat olduğu için şimdi oraya başka birini bulmamız lazım. O mevkide düşük oynayabilecek başka biri. Ya hocam şey var mı bizim? Bir dakika ya. Bak şimdi mevzuya gel. Heh. Bizim bu kiraya verdiğimiz adamlardan ben geri çağırayım. Bak mesela harika bir sol kanat beki gelsin. Başka var mı başka? Çok düşük adamlar istiyorum. Mbete gelsin. Kabore fena değil, o iyi. Stefanovic gel abi gel. Böyle düşük reytingli adamlar gelsin. Tedic gel. Sen sol bekte oynuyorsun. Tamam mı? Haaland sen artık ilk 11 dışısın. Oğlum İlkay Gündoğan nasıl artı 2 alıyor lan? Demek ki bazı maçlarda sonradan mı giriyorlar, ne yapıyorlar? Giremezler ama. Anlamadım. Neyse dur. McAtee gel bakayım. Haaland yerine sen oynayacaksın. Üstüne bir de şuralara da düşük reytingli adamlarımızı koyalım ya. A few moments later. Başka var mı dostlar düşük biri? Bakıyorum De Bruyne mesela. Çık. Calvin Phillips sen de kalırsın. Girsen de çok bir şeye etki edeceğini sanmıyorum. Defansif orta saha adamsın. Formasyonumuzda defansif orta saha
asla yok. Devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarını artık çok takmayacağım. Yani 1-1 kaldık. Biz ligden düşmek istiyoruz. Zaten seneye her türlü Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Hızlı simüle edeceğiz bu maçı da. Önemli bir maç. Yenilmemiz gereken bir maç. Haydi yenin bizi Everton 3-1. Artık bayağı yeniliyoruz ama bak. Hani bunu bir çözdük. Bunu bir kavradı takım. Bizim yenilmemiz gerek işini kavradılar. Kasım ayına geldik ya. İttirek attıra Kasım'a geldik ve şu anda puan durumunda 18.yiz. Gayet iyi. Ya benim FIFA'da en çok istediğim şey arkadaşlar, yani bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Simülasyon yapılırken takvimde ben hangi 11'i bıraktıysam ve yedeklere falan kimi koyduysam onlar olsun abi. Ya benim yardımcı hocam ayarlamasın 11'i. Anlatabiliyor muyum? Benim yardımcı hocam kimin oynayacağına karar veremesin. Ben karar verebileyim ya. Ya buna ben karar vereyim yani. Bunu çok istiyorum. İnşallah böyle olur seneye kariyer modu. Bir şekilde böyle yaparlar. Ya da bunu sağlayan bir yama falan varsa bugünden sonra bir araştıracağım. Yapabilirler diye. Bu yapılabilir bir şey diye düşünüyorum. Bu arada yine yenildik, iyi oldu. Her maçta da bir gol atıyoruz. Ne hikmetse bu oyuncuların gol atması bile, kaleye yaklaşmaları bile bir mucize bence. Kopenhag maçı. Kopenhag'ı yeneceğiz bak, iyi izle. Çünkü yardımcı hocaya bıraktım. Yardımcı hoca Santrfor'da Haaland'ı, Alvarez'i falan oynattı. Mesela Alvarez kaç maça çıkmış? Haaland kaç maça çıkmış? Haaland'ın 8 golü var abi. Mahrez falan oynuyor abi, nasıl lan? Bak Carson falan oynamış yine, tamam. Oynuyor. Beni kovacaklar bu arada yakında ya. Çetin abiye hemen gitmemiz lazım. Çetin abiden yardım istememiz lazım. Çetin abinin yardımı da geldi. Yenilmeye devam ediyoruz. Bournemouth 1-0 yendi bizi. Videoda artık buraları fazla uzatmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ben tek tek simüle edeceğim. Ocak ayına kadar bir gidelim. Orada bir durum değerlendirmesi yaparız. Arkadaşlar, bayağı bir yenildik. Arada galibiyetler de aldık. Bak mesela kupada Arsenal'i yenmişiz. İnanılmaz. Bir şekilde Ocak ayına geldik. Şimdi ligde Arsenal'le oynuyoruz. Bak durumumuzu da görüyorsunuz. Yenilgi alıp düşmeyi garantilemek istiyorum birkaç hafta sonra ya. Güzel oldu. Arsenal beni yen. Yen yani. Şimdi burada başka bir şey söyleyeceğim. Söyleyemeyeceğim şeyleri söyleyeceğim yani, anladın mı? Gerçekten hiçbir videoda, ya geçen seneki tersine rebuild dışında hiçbir videoda yenilmeyi bu kadar çok istememiştim. İnanılmaz bir video oluyor benim için. Bir de bu tek tek yapma işi de çok sinir bozucuymuş. Birkaç ay önce bir üçlü rebuild'de, hangi FIFA 10 mu 11 mi ne, ona rebuild yapmıştık, nostalji rebuild. Orada da mesela tek tek maçları simüle ediyordun. Orada zorundaydın. Takvim yoktu. Aynı onun gibi hissediyorum şu anda. Tek tek her maçı simüle etmek dünyanın en sinir bozucu işlerinden biri. Abi kovuldum. Bak bu arada siz yokken de oldu, yine oluyor. Yine kovuldum abi. Bak sana bir şey diyeyim mi? Şu tabloyu iyi bir takım kursam 3'lü rebuild'de, herkesin 90 rating olduğu bir takım kursam yapamam. Böyle bir durum. Ya inanılmaz yani, galibiyetler falan ne biçim abi? Tamam bir tane 3-0 yenilmişiz United'a, o kadar yani. Başka bir şey yok. Kafayı yiyeceğim. Bak yani Avrupa Ligi'nde de United'ı eledik. Tek tek simüle etmeme rağmen böyle şeyler oluyor. Yeter abi ya. Yeter, lanet olsun yeter ya. Ama yani. Kimi çıkartmamız gerekiyor? Şu Grealish niye burada? Grealish bir şekilde buraya gelmiş. Yeter abi, şu kaleci de geri dönsün. Bunu nasıl kaçırdık biz? Şu stoper de geri dönsün. Sinirlendim artık. Ya bu kadarı bile yetmiyorsa daha da ileri gideceğim arkadaşlar. Daha da rezil edeceğim takımı. Madem bu kadarı yetmiyor, madem hala kazanıyorsunuz, siz bekleyin. Laporte bile oynamayacak abi. Onun yerine onun da daha gelsin. Stoper ama daha kötü olanını koyacağız. Hadi şimdi de kazanın. Hadi şimdi de kazanın da göreyim. Gerçekten inanılmaz ya. 2-1 yendiler bizi. Böyle olması lazım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. İşte bu West Ham. Çok mutluyum şu an. Bizi millet yendikçe ben mutlu oluyorum kardeşim. Eminim ki aranızda kariyer modu oynayanlar vardır. FIFA 20, 21, 22, 23 hiç fark etmez. Hepsinde bu City böyle ya. Böyle vurasım geliyor monitöre, anladın mı? Avrupa Ligi'nde elendik. Olay budur. Hadi ligdeki de son maçlarımız. Artık son 4-5 maç. Chelsea'ye yenilelim. Bakayım puan durumuna. 28-31, tamam. Haydi Chelsea. Haydi Chelsea, güzel. Bak ona yine bile 4-3 ya. Ve ballıyız. Ben buna da sinir oluyorum. 3 fırsattan 3'ünü gol atmışız. Neyse, videoda çokça kez söyledim. Aynı şeyleri söyleyip tekrara düşmek istemiyorum. Her şey ortada. İnanılmaz bir olay ya. Hadi abi. 4-1. Heh. Düşmeyi garantiledik mi? Hala garantilemedik. Biz kötüyüz. Fulham bizden de kötü. Şurada yanlışlıkla bir maç kazansak düşmeyeceğiz ha. Öyle bir durumdayız şu anda. Rezalet yaşanır öyle bir şey olursa, onu da söyleyeyim. Rezalet yaşanır, burada olay çıkar. Haydi Liverpool, yen bizi bitir işi. Yen bizi bitir işi, hadi. Güzel. Oh be. Rahatladım. Bir rahatlık geldi. Şöyle bir iç ferahlığı geldi. Gerçekten arkadaşlar bu videoda kafayı yedim. Yeni sezonda EFL Championship'te oynayacağız. Artık düşmeyi garantiledik. Artık garanti. Yine de yenilelim. Yine de yenin bizi. Southampton. Oh be. Bak bunlar da düştü ama ona rağmen yendiler.
yeter bize. Adamsın Southampton. Emeklerimizin karşılığını aldık ve Premier Lig'i 18. bitirdik. 6 galibiyet, 10 beraberlik, 22 mağlubiyet. Bak ben size söyleyeyim, bu 6 galibiyetin hepsi bal. Manchester City'nin oyun içi balı sayesinde oldu bu yani. Ya da işte oyun içi artık ayrıcalığı mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. O yüzden oldu o 6 galibiyet. O da olmazdı. Ya bu takım değil Premier Lig, EFL'de bile barınamaması lazım. Öyle bir 11 mi olur abi? Öyle takım oynar mı yani? Bak birazdan bir daha göstereceğim. Ne bileyim, videoyu belki şu an arkada açmışsınızdır. Bakmıyorsunuzdur ekrana. Ne olur müsait olduğunuzda bir bakın. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu kadro yemin ederim EFL'in bile kadrosu değil. İngiltere 3. liginde orta sıralara oynayabilir. O kadar yani bak. Ben size söyleyeyim. Haaland girip atmış. Arada ben böyle sinir olduğumda takvime veriyordum. Ondan dolayı Haaland 19 tane atmış. Haaland'ı bazen üşüre bitti alıyorsun kadrona, 19 tane atamıyor. Burada atmış mesela. Şu Tedic yenilsek bile neredeyse her maçta gol attı. Azmini kutluyorum çocuk. Ama başaramayacaksın. Bu takım başarısız olacak. Heh, öyle başını öne ey. Yeter artık, tamamen çıldırdım. Şu anda kontrolü kaybettim. Harbiden gözüm döndü. Bakın gol kralı falan filan şöyle göstermiş olalım. Immobile United'a gitmiş ha. Arkadaşlar o zaman lafı uzatmıyoruz. İkinci sezonumuza EFL'e geçiyoruz. İngiltere 2. ligindeyiz. Manchester City takım ruhu çöküyor. Acaba neden? Neden kardeşim? Nedeni belli. İkinci sezonumuzun başındayız. EFL Championship'te mücadele edeceğiz. Zaten antrenmanlarla takımı da yoruyoruz bir yandan. Ayrıca bakıyorum önemli bir kaybımız da yok. Herkesin sözleşmesini yenilemiştim. Haaland ne olur bu sezon 19 gol atma abicim. Tamam mı? Ne olur. Tamam abim, cansın abim. Peki arkadaşlar, Haaland'ın benimle aşağı yukarı aynı yaşta olmasını ne kadar ilginç değil mi? Adam hayvan gibi bir şey, bir de bana bak. Bak ben şu an 20 yaşındayım. 2003'lüyüm yani. Haaland da 21 yaşında, 22 yaşında değil mi? Öyle bir şey. Nasıl oluyor abi? Benden 10 yaş büyük gibi. Akıllı olun. Güzel güzel yenilin. Birmingham City falan filan. Birmingham City diye okunur. Bak doğrusunu da okuyalım. Yendiler bizi. Güzel. Yenemeseydiniz isminizi yanlış okuyacaktım, Birmingham City. Bu videoda da herkese akıllı olun diyoruz. Bak dediğim gibi iyice kontrolü kaybettik. Aa, Southampton. Southampton şimdi bizi yenecek mi acaba? Ulan buradan da direkt düşersek harika bir şey olur bu arada ya. Southampton'ı yendik. Şu oyuncularla yeniyoruz. Farklı bir şeyler mi yapsak? Bir maç daha kazanırsak farklı bir yöne doğru ilerleyeceğiz. Belki kadroyu değiştiririm. Evet, iç saha bunu saymayacağız. Kupa maçını saymıyoruz. Kazanabilir bunu, evet. Kazandık abi. Bir şeyler ters gidiyor. Ya bir de yine ballı kazanıyoruz. Heriflerin 8 fırsatı var. Aslında çok kötüyüz ama ballıyız. Yeter bu City'ye yapılan ayrıcalıklar ya. Zorla düşüreceğim seni City. Adam olacaksın. Kim atıyor abi bu kadar gol? Hayır, bir de Haaland falan da oynamıyor yani. Yeter abi, şu 76'lık adamı çıkartıyorum. Başka kim var o yedeklere girebilecek? Başka biri yok abi. Herkes yüksek reytingli. Şöyle olsun abi. Ederson'u bile oynatmak istemiyorum ya. Ederson bile oynamasın. Ya ilk 11'de herkesi zaten farklı mevkilerinde oynatıyoruz. Bir de onun üstüne hiç böyle 80 reyting üstü bir oyuncu yok. Yedekler dahil en yüksek reytingli oyuncumuz Ortega. Onu da artık sağ kanat gibi bir şey oynatıyoruz. Ne oynatıyoruz? Sağ orta sağ oynatıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yenilmemiz gerekiyor. Hatta yapacağım başka bir şey. Çok saçma bir taktik ayarlayalım şuradan bir de. Sürekli önde olan, sürekli baskı diyelim, yorulsunlar. Ofansif olarak da bak genişliği böyle daptar yapacağım. Rezalet oynayacaksınız takım. Rezil olacaksınız. Böyle ofansif diziliş olmaz bak. Ceza sahasına yüklen 0. Köşe vuruşları 0. Serbest vuruşlar. Böyle saçma sapan bir taktik de yaptık. İşte şimdi ne olacağını göreceğiz. Yeter ya. Haydi abi, haydi. Haydi. Bak karşı tarafın da 6 puanı var. Bizim de 6 puanımız var. Yenilelim. Temizinden yenilelim. Güzel. Konuşamadım orada, yenilelim diyemedim. Bence işe yaradı yaptıklarımız. Hadi oğlum be, hadi oğlum be. Hadi oğlum ya. 2-1 yeniliyoruz, güzel. Şöyle kendi kendine simülasyona versek ne olacak? Kazanıyor abi, dur o riske giremeyiz. Kendi kendine verdiğin zaman kazanıyor. Kim atıyor abi bu şeylerde? Bak Haaland yine gol atmış. Mutsuz olanlar kimler? Mutsuz olan ve yüksek reytingli oyuncuları göndersek mi acaba? Şu an böyle yüksek reytinglileri serbest bırakmamak için kendimi çok zor tutuyorum arkadaşlar. Harbiden kendimi çok zor tutuyorum. 5-2 yenildik. İşte böyle. Sunderland maçı, haydi oğlum. Girmeden yapacağım, bak kazanıyoruz. İlla Haaland'ı Haaland'ı oynatacak mısın lan yardımcı teknik direktör? Hull City maçı. Acun abinin takımı. Haydi oğlum, yenin bizi Hull City. İşte Hull City adamsın. Hull City.
Hull, Hull, Hull City. Şimdi şöyle bir şey var. Biz geçen yıl da hep böyle tek tek simüle etmişiz ve düşmüşüz. Bu yıl artık videonun bu dakikasından sonra farklı bir şey deneyeceğim. Dur şu maçı bir simüle edelim de. Ya, bu yıl yaptığımız videoda bir farklılık olsun istiyorum. Tamam, yenildik. Böyle yapınca zaten çoğunlukla yeniliyoruz. Ben istiyorum ki normal simülasyonda da yenilelim. Bunun için de çok farklı bir diziliş yapacağım. Geçen yıl böyle mesela full sola atabilmişiz oyuncuları. Bu yıl da onu yapacağım. Stoper falan bile olmayacak. Şöyle iki tane orta saha bırakacağız. Diğer bütün oyuncular kenarda olacak abi. Bir tane santrfor olsun. Bir de orta saha olsun. Şöyle deneyelim. Herkesin reytingi düşük değil mi? Evet. Başka daha düşüğü yok mu abi? 61'lik adam var. Şurada şu oynasın. Şunun yerine şu, tamam. Ayrıca bir de geçen sezon düştüğümüz için istediğim bir oyuncuyu takımdan serbest bırakma hakkı verdim kendime. Böyle bir durum var. Bunu yapacağız. Ya şimdi hangi oyuncu daha çok girip gol atıyor? Kyle Walker bile girip gol atmış. Foden'u mu verelim, Haaland'ı mı verelim? Bak Foden daha iyi oynamış. Haaland da iyi. Haaland kardeşim hadi yoluna. Sen yoluna, biz yolumuza. 23 milyon euro da şey verdik ha, adamı yollamak için. Para verdik. Abi yine kazanıyoruz. Aa şaka mı bu? Oh yenildik. Çok güzel. Abi kazandık. Bir kazanıyoruz, bir yeniliyoruz. Şu maçın sonucunu göremeyeceğiz. Geriye gideyim. 2-2 kaldık. Hadi gelin o zaman beraber ocağı simüle edelim ya. Beraber izleyelim. Müdahale etmeyeceğim durdurup. Sadece sonuçlara bakacağız. Ne olur kazanmayalım artık. Hayır. Hayır abi. Abi. Ama bu olacak iş değil ya. Çok merak ediyorum. Çok gerçekten merak ediyorum ne olduğunu. Müdahale etmeyeceğim demiştim ama merak ediyorum. İlk 6'ya girdik. Vazgeçtim. Bir daha takvim üzerinden denemeyeceğim. 28 puanla buradan düşülür mü bilmiyorum. Bayağı bir puan topladık. Güzel, yenildik yine. Abi herifler yani gerçekten bizden daha iyiler. Oyun sırf böyle şey yapınca Foden'ı oynatıyor, işte Alvarez'i oynatıyor diye kazanıyoruz abi. Son bir şey daha deneyeceğim aslında. Madem Foden'la Alvarez oynuyor, en azından Alvarez'in oynamaması için oraya stoper koysak, şöyle yapsak. Eksi 40 yiyor lan. Tamam. Heh, bak bunu da böyle yaptım. Şuradan da kaleciyi oraya getirdik mi? Oha olmuyor. Bu herif kanatta iyi oynuyor. Kafayı yiyeceğim. Kanatta iyi oynamayın ya. Yok yine şey oluyor. İnanılmaz. Biz bu şekilde sezon sonuna gideceğiz ya. Mahvolduk çünkü. Düşemeyeceğimiz belli oldu. Direkt sezon sonunda simüle ediyorum. Güzel, iki tane yenildik. Nasıl olduysa Premier Lig takımları bizi yendi. Ama EFL'de çok iyiyiz. Vay be. Hull City uzun bir süre sonra bize yenilgi yaşattı. Teşekkür ediyorum Acun abiye. Ama yani maalesef bence şampiyon olduk. Çok kazandık. Bayağı bir kazandık yani. Bayağı bir kazandık. Bak ikinciyiz. 101 puan. 101. Sen ne diyorsun ya? 32 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet sadece. Üst lige çıktık mı? Yükselme playofflarında yokuz. Nasıl oldu lan? Bir dakika, direkt mi çıktık? Direkt çıktık. Kim oynadı ya? Kimler oynuyor abi? Şunlar oynuyor değil mi? Şu bizim iyi oyuncular oynuyor. De Bruyne falan oynuyor abi. Unlaması lazım ya. Baksana Foden 19 gol 5 asist. Grealish 18'e 8, Mahrez 14'e 7, Gomez 14'e 5, Cancelo 7'ye 5. Bunlarla ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum yani. Şu altyapı oyuncuları A takımına yükseltelim. Vazgeçmeyeceğim abi, pes etmek yok. Abi bizim 4. lige inmemiz gerekirken inemedik. Oha, bu arada Weghorst Burnley'e geri dönmüş. Burada gol kralı oldu. Her şeyi görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ederson yine kaleye geçmiş. Sinsi sinsi kaleye geçmiş ya gerçekten. Bu yardımcı teknik direktörü kovmak lazım. Videomuzun 3. sezonundayız ve başladığımız yere geri döndük. Açıkçası ne yapacağımızı pek bilmiyorum. Altyapıdan oyuncular getirdim. Hani belki daha kötü olur diye takım. Bak mesela şu 50 reytinglik adam var. 54'lük başka bir adamımız geldi. Böyle oyuncular şu anda takımımızda mevcut. Onun dışında düşük reytingli kimi getirebiliriz, nereden getirebiliriz hiç bilmiyorum. Perrone bile gelişti ya. Git abi işine git Perrone, başka takıma git gelişmek istiyorsan. Oyuncu serbest bırakıp hile yapmak istemiyorum. Yoksa işler tabii ki çok kolaylaşır. Yapacağım tek şey mesela artık sözleşme yenilemeyeceğim. De Bruyne gitmek istiyorsan gidersin seneye kardeşim. Bir de abi mesela diyelim eğer lig düşersek 90 reyting ve üstü oyuncuları otomatik olarak takımdan yollayacağım. Bence mantıklısı böyle olur. Çünkü gerçek hayatta da genelde bir takım küme düştüğü zaman iyi oyuncuları ayrılıyor. Bu yüzden böyle yapacağız. Keşke video başından beri böyle yapsaydık. En azından kariyer modunun derinliklerini görmüş olduk. Manchester City'ye ne kadar ayrıcalık sağladığını görmüş olduk bu videoda. Lig başlayana kadar bir beraber simüle edelim. Ya bu arada şey çok komik olur. Eğer ki bu sezon düşemezsek, yine Premier Lig'de kalırsak rezalet olur ya. Harbi rezalet olur. Yalnız yeniliyoruz. Takımda
takımda gelişme var. Kötüye gidiş var takımda. Sanki böyle bir yardımcı hoca akıllanmış gibi. Nasıl yenildiniz baba? Nasıl oldu bu? Bak şurada Foden oynuyor, görüyor musun? Şurada Foden oynuyor. İşte o oynamayacak abi. Onu değiştirelim. Burada kim oynuyor? Mahrez mi oynuyor? Mahrez artık reytingi düşmüş. Oynasa da bir şey olmaz. Foden'ın oynamaması lazım. Mevkileri o yüzden değiştirdim. Ha dur, buradan yapmayalım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Haydi Leeds. Yendik. Galibiyetle başladık. Yapma. Yapma abi. Brighton'a yenilelim. Brighton'a yenilin. Kafayı yiyeceğim. Foden falan oynuyor değil mi? Abi Arsenal'i de yendik. Şampiyon olacağız herhalde. 9 puan yaptık. Bence bu Foden'ı gönderirsek harbiden düşeriz ya. Tamam, lider falan olduk da Foden sen de git. Yeter artık, beni çaresiz bıraktın. Arkadaşlar çünkü şöyle bir şey var. Şimdi tek tek yaparsam zaten yeniliyoruz. Videonun bir anlamı kalmıyor. E takvimden yapınca da, bu sefer ana kadro oynayınca da bir anlamı kalmıyor. Çok sinirim bozuldu. Bu tersine rebuild için bu arada hani bir konsepte neleri değiştirmeliyiz, ne yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz? Bir öneriniz varsa yazın dostlar. Bilmiyorum, sinirim bozdu. Modunu verdik, adam 4 gol atmıştı. Çok katkı sağlamıştı takıma. Bakalım o gidince ne olacak? Kazanmaya devam ediyoruz. Namağlup devam ediyoruz ha lige. Bak yemin ederim çok iyi kadro kursak, 90'lık herkes 90 olsa böyle olmaz. Maçı yapsak böyle Brentford'la. Yener abi bizi, ben biliyorum. Ben biliyorum. Bakalım kim oynamış. Alvarez oynuyor. Gomez falan oynuyor. İnanılmaz. Yeter artık. İlla şunu yapacağız ha. İlla şu olacak yani. İlla bunu yapacağız. İlla bunu istiyorlar. Nah, gel. Gel hadi şimdi de kazanın. Çıldırttınız lan beni artık. Yeter, konseptine de başlarım. Tersine rebuildine de başlarım arkadaşlar. Yeter artık ya. Ah, Alvarez sen de çok gol atıyordun. Hadi şimdi başka yerde atarsın şimdi. At başka yerde. Calvin Phillips'miş. Hadi atın, hadi oynayın. 81'likleri de bırakacağım. Hadi oynayın. Kazanın bakalım şimdi de. Bu ne abi, adamlar... Ya lider gitmek ne demek ya? Kazanın şimdi de. Ocağa kadar gidelim bu şekilde. Hadi kazanın. Kazansanıza, yensenize United'ı oğlum. Oğlum yensenize. Yendiler. United'ı yendiler bu şekilde. Tottenham'la berabere falan kaldı. Yenilmiyor. Oğlum şaka mı bu? Kazanmaya devam ediyoruz. Sonunda bir tane yenilgi aldık. Bir dakika, şu an iş çok farklı bir yere gidiyor. Çok farklı bir yere gidiyor iş şu anda. FIFA 23'ün simülasyonunda Manchester City'nin kötü olması imkansız mı yani? Hani bu yüzden mi acaba her rebuild yaptığımızda atıyorum Tottenham'ı seçiyoruz. Karşımızdaki City simülasyonda bu şekilde bug'lı olduğu için mi hep bizi bırakmıyor, şampiyon oluyor, bilmem ne oluyor. Asıl sebebi bu mu yani? Çünkü abi şuna bakın. Yani bu oyuncularla gerçekten yapamazsın ya bunu. Al bak, bir üst seviyeye çıkarıyorum şu anda. İşi bir üst seviyeye çıkaracağım. Bak herkes diyorum, Gomez sen de oynuyorsun, gol atıyorsun değil mi? İnanılmazsın ya. İnanılmazsın gerçekten. Bu şekilde de mi kazanacaksınız? 79'a kadar bıraktım. 4-0 yenildik sonunda, hele şükür. Hele şükür abi. 1-0 yenildik, oha başladı. Yendik abi. Mesela Burnley'i yeniyoruz ya, golleri kim atıyor acaba? İlkay'ı falan serbest bıraktım herhalde, az önceki o galibiyet sebebi İlkay, Mahrez falandı. Rodgers atıyor. Kim olduğu önemli değil. Atıyorlar bir şekilde. Bir şekilde atıyorlar. Madem Tedic atıyor. Tedic seni de serbest bırakıyorum. Hadi abicim. Yok abi, ben bunları çökerteceğim bir şekilde yani. Galibiyet alamayacak hale gelmeniz lazım abi. Yani rating anlamında çok kötü oluyor takım. Al Herrera sen de git. Hepiniz gidin. Gidin abi, gidin. Takımın en yükseği 75. 19 oyuncu var takımda. Hatta bunu da serbest bırak. Bırakabildiğimiz son noktaya kadar bıraktık. Yeniliyoruz lan galiba. Oha. Bence düşmedik. Çünkü bayağı bir kazanmıştık zaten sezon başında. 13.yüz. Ya şöyle göstereyim size. Simülasyona baktım. Bayağı bir yenildik. Ya iyi oyuncuları yollamak artık sonunda etki etti. Ama yine de düşürmeye yetmedi. Şu çok ilginçti. Bak bu sezonki şu olay çok ilginçti arkadaşlar. 81'e kadar oyuncuları serbest bıraktığımızda bile Wolves'u yendik. Nottingham Forest'u yendik. Manchester United'ı falan yendik abi. Adamlar beni zortlattı ya orada. Hadi bunu da yen dedim, yendiler. Bu takım resmen bana kapak koymak için bu oyunda inanılmaz şeyler yapıyor. Hayatımda çektiğim en sinir bozucu video olabilir. Eğer siz de ekran başında gerildiyseniz yazın bana, söyleyin. Gerçekten merak ediyorum ya. Hani böyle bazı filmler olur ya, bir karaktere sinirlenirsin. O karakteri dövmek istersin. Bir şey... Çıldırırsın yani. Ben de burada işte Manchester City'ye çıldırdım şu an. Seneye yüksek ihtimal Premier Lig'den düşeriz. Orası öyle. Ama abi herkes genç. Herkes genç. Bak yaşlara bak. Takımda yaşlı adam kalmadı. Takımın en yaşlısı 23 yaşında. Bunlar gelişirse biz bu videoyu başarılı bir şekilde bitiremeyiz. Ben size bunu söyleyeyim. Merak ediyorum, Foden nereye gitti acaba ya bu arada? Hala serbest. Böyle kalırsın işte. Evet arkadaşlar, Phil Foden'ı da severim normalde biliyorsunuz. Ama bugün beni sinirlendirdi. Yeni sezonumuza geçeceğiz. Hatta yeni sezonumuzun
onunla direkt sonuna geçeceğiz. Sizin için de sürpriz olsun sonuçlar. Ben de takvime bakmayacağım. Şimdi dostlar, direkt olarak 4. sezonumuzun sonuna geçiyoruz. Kanal üyelerimiz şu anda ekranlarda. Biliyorsunuz ki videolarımda üyelerimize teşekkür ediyorum. Siz de üye olmak istiyorsanız katıl butonuna basıp oradan üye olabilirsiniz. Ancak eğer durumunuz yoksa, üye olamıyorsanız üzülmeyin. Çünkü her zaman söylüyorum, benim için para verenle vermeyenin bir ayrımı yok arkadaşlar. Benim için en önemli şey videolarımı izleyip eğlenmeniz, zevk almanız, gülmeniz, moralinizin düzelmesi. Ben bunlara dikkat ediyorum. Bunların olmasını istiyorum. Bu yüzden kimse üye olamıyorum falan diye üzülmesin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Üyelerimize de böyle bir teşekkür etmek istedim. Şimdi videomuza tam gaz devam edelim. Oğlum sonda bir saniye baktım, orada galibiyet gördüm ya. Gerçekten içim çok kötü oldu ha. Tamam, 15 puanla sonuncuyuz. Ligin 20.si olduk. Eksi 59 averaj. 2 galibiyet, 9 beraberlik, 27 mağlubiyet. İşte bu. Aman abi, bazıları gelişiyor ufaktan. Bak 13 gol 6 asist, 10 gol 2 asist falan oynamış bazıları ha. Videonun 5. sezonuna geçeceğiz. Ya aslında bütün kuralları ihlal ettik. O oyuncuları vermememiz lazımdı. Ama oyun bizi sinirlendirdi. Yapacak bir şey yok. Çünkü oyunda olmayacak şeyler oluyor abi. İnsan çok sinirleniyor. Daha güzel, yani tersine rebuild konseptini geliştireceğim. Onu söyleyeyim. Önerilerinizi bekliyorum kesinlikle. Daha iyi bir konsept yapacağım. Bir daha bunu Manchester City için yapmayız. Farklı liglere gideriz yüksek ihtimalle. Takım önerilerinizi de yazabilirsiniz. Bu tersine rebuild daha eğlenceli olacak. Belli kuralları olan güzel bir konsept yapacağız bunu. Simülasyonu takvime verip bütün oyuncuları serbest bırakmanın da bir anlamı yok. Bu haliyle anlamı olmayan bir konsept yani aslında. Hızlı 4. lige düşelim de tatmin olayım. Umarım İngiltere 2. liginden düşeriz direkt ya. Şüphelerim var. Sanki bu sezon burada kalacakmışız gibi bir sinir bozucu bir düşünce aklımda şu anda. Hadi oğlum, simülasyon bitti, hiç bakmadım. Acaba ne yapmışız, düşmüş müyüz? Lan korktuğum başıma geldi, düşemedik. Düşemedik. 20 galibiyet, 12 beraberlik, 14 mağlubiyet. Arkadaşlar yolun sonuna geldik. Yok yani, bu takımı düşüremiyoruz. Hull City bizden daha düşük puan almış. En azından Premier Lig'den düşebildik. Ben ona da şu an şükür ediyorum. EFL'den aşağı maalesef düşemiyoruz. Genç oyuncuları takımda bıraktığımız için olmuyor. 76'lık adamlar falan bir şekilde burada kalıyorlar abi. 10 sezon simüle etsek hepsini düşürürüz. Yaşları da artık 34 falan olur. Ama bence gereksiz. Yani şöyle Delap, Rodgers, Willock falan adamlar hayvan gibi gol atmışlar ya. FIFA 23'te Manchester City'ye bir ayrıcalık yapıldığını öğrendik. Ben eminim ki aynı reytingler başka takımda olsa bu ligden de düşerdik abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın dostlar. Tersine Rebuild çok daha iyi bir şekilde geri dönecek, haberiniz olsun. Bir ay içinde yeni bir Tersine Rebuild videosu yapacağım. Farklı bir takımla. Bugün Manchester City ile başarısız olduk bu Rebuild videosunda. Her Rebuild'de başarılı olacağız, amacımıza ulaşabileceğiz diye bir şey yok abi, ne yapalım. Üzüldüm bak, ama emin olun gerçekten çok üzüldüm ya. Bu videoda artık çok tekrara düştüğümü düşünüyorum. Bu yüzden artık bitirmenin vakti geldi. Sizleri seviyorum arkadaşlar. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.